bir tam gün hiç susmadan buradan Milli Eğitim konuşacağız, çocuklarımızın geleceğini konuşacağız. Ben bu maratonun sembolik ilk 100 metresini koşmak üzere buradayım. Dillerde tüy bitti, birileri anlamadı. Hala dönüyorlar, diyorlar ki efendim 22 yıldır iktidarız, kültür sanatta ve milli eğitimde amaçladığımız noktaya ulaşamadık. Burası Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaz boz tahtası. Burası Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en çok kendi kendine devri sabık yarattığı alan. Okul öncesinden başlayıp lisans, lisans üstü ve devam eden akademik kariyer süreçlerine kadar sürekli çağın gerisinde eksikliklerle dolu, yapılması gerekenlerin yapılmadığı bir süreci Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye orta gelir tuzağına sıkışmış durumda. Orta gelir tuzağından kurtulmanın yolu orta eğitim tuzağından kurtulmaktan geçer. Üniversitenin bahçesinde geleceğin işsizleri mühendislik fakültesi adayları olarak bekletiliyorlarsa işte orta eğitim tuzağı sizi orta gelir tuzağına düşürür. Bu yüzden bizim önce ülkemizi AK Parti'nin hepimizi düşürdüğü orta demokrasi tuzağından kurtarmak lazım. 1 milyon evladımız okutuldu, atanmıyor. Cumhuriyet tarihinin en sorunlu, bizzat kendi zihniyeti sorun olan bakanı hiçbir soruna çözüm bulmadı. Atanmayan öğretmen sorununu kökünden çözüyor. Ne yaparak çözüyor? Diploma hırsızlığıyla, yan kesicilikle çözüyor. 1 milyon öğretmen diplomasını çalıp götürüyor. 1 milyon unvanı öğretmen olan, lisede çalışmış, sınava girmiş, üniversiteyi kazanmış, 4 yıl okumuş, bitirmiş, öğretmen unvanı almış kişiyi öğretmen adayı unvanına döndürüyor. Bu Milli Eğitim Bakanı'nın. Ama suç bunda değil. 22 yıldır atadığı her bakanın en başarısız bakan olduğu Recep Tayyip Erdoğan'dadır.